her hareketimi Peygamber Efendimizin ahlakına ölçerek yapmak isterim. Ben babamın evinde hep talebe gördüm. Hep gelen giden gördüm. Hep yedirmek, içirmek gördüm. Hep fakir fukara gördüm. Herkese aynı seviyede muamele edildiğini gördüm. Hamra Tellibeyoğlu. Sunullah Gaybi'nin aşkla İslam'ı yaşayan ve bu uğurda canlarını feda edenleri anlattığı bir sohbetinde şöyle dediği kaynaklarda geçer. Kim isterse Rabbini bulur. Güzel insanlar dünyadayken dünyaya ait olmadıklarının bilinciyle yaşarlar. İçlerinde duran o hikmetli sırrı açığa çıkarmak için geldiklerini bilirler. Babam tarihi bir aileden geliyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunları. Avukat Mazhar Sündüz, eski ağır ceza hakimlerinden. Türkiye'de ilk defa olarak mecelleyle Medeni Kanunu hukukta 2,5 senede bitirip ilk tayini ağır ceza reisi olarak babam. Biz 4 kardeşiz ve ben Ali Haydar Hoca'nın torunuyum. Yavuz Selim Caddesi'nde oturuyoruz. Darüşşafaka çok yakın bize, asfaltta da Darüşşafaka. Babam orada meccanen tarih, coğrafya dersleri veriyor. Ve oradaki bütün yetim, öksüz o çocukları eve toplar, getirir. Bizden çok onları giydirir, onları doyurur, onlarla alakadar olurdu. O kadar severdi ki okumayı ve okutmayı. Ben kendimi bildim bileli talebenin, okumanın, okutmanın içindeyim. Sabah toplandığımız zaman dedem aileye ders verirdi. Ama akşam olduğu öğleden sonra da talebelerinle meşgul olurdu. Öyle bir düzen kurulmuştu. Dedem torunlarını çok seven, çok merhametli, fakat çok kuvvetli, maddi manevi kuvveti fevkalade olan, fakat keramete, günlük şeylere hiç kıymet vermeyen muazzam bir insandı. Allah şefaatlerini nasip etsin inşallah. Kim Allah'ı bulursa onu tanır. Güzel öğretilerle, dualarla büyümesi, zamanla içinde yaşadığı toplum için baht olacaktır. 10 yaşında ilkokulu bitirdim. 4 yaşındaydım ilkokula başladım. Üniversiteye gitmek çok istedim. Müdürlerim kapıda babama yalvardılar. Bu çocuğu okut, bu çocuğu bize ver. Ama ben istemedim çünkü başörtü yasağı vardı. Ben okula bile başörtülü gidiyordum. Bir gün geç kaldım. Mavin gördü ben başörtülü. Hamra sen başını mı örtüyorsun dedi bana. Evet başımı örtüyorum hocam dedim. Niye dedi, burası okul dedi başını açken. Hemen çantamı yanıma aldım. Ben dönüyorum hocam dedim. Ya başörtülü geleceğim ya ben dönüyorum dedim. Aman aman dedi, sen gel de dedi.
başörtülü geldi, razıyım dedi. Ve benden sonra o kadar çok arkadaş başörtülü gelmeye başladı ki. Türkiye çapında enstitüler arası mesleki, Ankara'da meslek lisesinde okutmak var, öğretmen çıkacaksın. Ben tabii hiç bu imtihanım teşebbüs dahi etmedim. Ama gireceksin diye hocalarım ve müdürlerim, muavinler hepsi 35 hoca birbirine kavga ediyorlar. O benden girecek, o benden girecek diye. Ve benim şeyimi kendileri doldurdular, imzamı attılar imtihanı. Bana başörtülü okula mı gelinir diyen hocam, öğretmen okulu imtihanına gittiğim zaman Sultanahmet'te pardüsümle başörtümü taşıdı. Ve Türkiye birincisi olarak seçildim. Büyük bir, çok büyük başarı ve hala okul devam ediyor. Benim o muavinlerin, müdürlerin ve müfettişlerin gelip bendeki gördükleri o cevher. O cevher bana Allah tarafından verildi. O cevherin sebebi İslami yaşayışım. Başörtümden, İslami yaşayışımdan taviz vermeyişim. Bu da temelden geliyor. Dedemden, babamdan, annemden. Kim beni tanırsa sever. Geniş bir gönül, güzel gören bir bakış, umut eden bir anlayış, dünyayı güzelleştirecek gücün kaynağı demektir. Babamın gözü biraz miyoptu, rahatsızdı. Gazeteleri bana okuturdu. İster istemez dahili ve harici siyaseti de alakadar olmaya başladım. Mecburen, ister istemez, aklımın erdiği kadar, hatta babamla münakaşaya kadar gidiyordum, çocuktum. Ama bazı şeyleri görüyordum. Mesela Kur'an-ı Kerim dersi okuyacağız. Bir hacı annemiz vardı mahallemizde, o Kur'an-ı Kerim öğretiyordu. Biz çocuklar gidiyoruz, birimiz kapıda oynuyorduk, birimiz içeride Kur'an-ı Kerim öğreniyorduk. Birimiz çıkıyor, birimiz giriyorduk. Tabii ki şimdiki bu kadar güzel rahatlıklar nerede? Bir ekmek alacağız, koca bir defter elimizde. Çocuklar gidiyoruz, bakkaldan veya fırından bir ekmek alacağız. 10 tane, 100 tane damga. Koca koca defterlerde damga. Ne o? Bir ekmek aldık. Çok iyi hatırlıyorum ki, anneme gelen misafirlere, eve gelimizden misafirlere üzümle ikram edilirdi çay veya kahve. Şeker yok, un yok, bir şey yok. Kim beni severse bana aşık olur. Liyakat güzeldir. Hele bir de sadakatle birlikteyse daha da güzeldir. Sıdk, katıksız doğru olmanın, yanlışa hiçbir zaman meyletmemenin diğer adıdır. Öyle bir an geldi ki, ölüleri yıkayacak insanlar bulunmadı. O zaman İmam Hatip mektepleri açılmayı bir farz, elzem kabul ettiler. Ezan sustu. Ezan Tanrı uludur diye Türkçe. Evlerde büyüklerimiz kendileri ezan okunuyor, öğle namaz kılıyorduk. Vehbi Çıkırık amcayla avukattı. Çok avukat arkadaşları, hakimler gelir babamdan fikir sorarlardı. İkisi beraber bir gece böyle ağlaya ağlaya karar verdiler. Çıkıyoruz ortaya, para toplayacağız dediler. Millet hayır hasenat yapayım diye o kadar çırpınıyor ki, bağış bağış üstüne çırpınıyor millet ki, ben buna bir yardım edeyim de benim de ahirette bir taşım olsun, bir kapım olsun, bir hayrım olsun diye. Draman'da bir mübarek hatun arsa bağışladı İmam Hatip için ve ilk
İmam Hatip Lisesi'nin temeli orada atıldı. Ve artık kimin elinde ne varsa, demir, çubuk, çimento yağıyor. Şemsettin Günaltay, Allah rahmet eylesin, o ilk İmam Hatip Lisesi'ni açmıştır. Fakat öyle bir yerde açıldı ki ne okul var, ne hoca var. Vefada bir mübarek insan deposunu verdi İmam Hatip Lisesi'ne. Celal Hoca müdür olarak, Allah rahmet eylesin, Celal Ökten. Dümdüz depoda portakal sandıklarının üstünde çocuklar talebe devam etmeye başladılar. Devletten hiçbir yardım yok. Çocuklar perişan ama okul devam ediyor. Onu toplamak için toplantılar yapılıyordu. Babam hukukçu olduğu için hukuken de izin aldı. Çengelköy'de bir gün toplantı vardı. Epey kalabalıkmış. 1.000 lira bağışlayan, 10.000 bağışlayan, 5.000 bağışlayan. Tam bitmiş. Babam defteri kapatacağı sırada bir gariban bir bey geliyor yanına. Mazhar Bey diyor. Ben bir bekçiyim. Gece bekçileri vardı o zaman. Benim bir 5 liram var. Bu 5 liramı bu 1.000'lerin içinde kabul eder misiniz diyor. Bakın o kadar susamış millet. O 5 lirayı alıyor babam, boynuna sarılıyor. O anda zannettim ki diyor Peygamber Efendimiz içimizde. O garibanın, o susamış, İslamiyeti susamış o insanın 5 lirası. O 1.000'lerin içinde 5 lira. Kim bana aşık olursa ben de ona aşık olurum. İlim çok büyük nimettir. O herkese nasip olmamaktadır. İlim sahiplerinden istifade etmek en kolay çaredir. Bunun için çok okumak büyük bir devlettir. Babam karar verdim dedi. Ben dedi ilim yayma cemiyetini kuracağım. Dedeme gidiyor istişare etmek için. Sorduğu zaman Mazhar Mazhar diyor dedem. Size kıyamete kadar bu sevap yeter. Ve bu cemiyet kıyamete kadar baki kalacaktır. Hadi hayırlısı olsun evladım aç diyor. Babam avukat Mazhar Tündüz. Behbi Çıkırık, Mustafa Şişmanoğlu, Mustafa Bey amca, dayım Şerif Gürbüzler, 6 kişi ilim yayma cemiyeti olarak müracaat edildi. İstanbul Başsavcısı babamın arkadaşı çağırıyor babamı, diyor ki seni içeri atarım. Niye diyor? Hazırladığı yönetmelikte dünyevi ve uhrevi ilim. İslami ilim kelimesi var. Bunu sil oradan diyor. Silmiyorum diyor. Dava açıldı. Mahkemeye verildi. Mahkemeye çıktıkları zaman birkaç avukat da var içlerinde. Hepsi konuşuyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar. En son babama geliyor. Babama hepsi söylüyorlar. İstedik işlerinden geldikleri gibi. Dinliyor hakim. Babama geldiği zaman tam 2,5 saat babamı susturamıyorlar. Tamam diyor hakim bey, hakim. Mesele anlaşılmıştır. Hayır diyor. Bu milletin sesini duyuracağım burada diyor. Artık yeter. Bu millet Müslüman. Müslümanca yaşayacak. Tamam diyor ve beraat ettiler. Beraat edildi. Ondan sonra ilim yayma cemiyeti büyüdü. Kime aşık olursam onu ifna ederim. Bir avuç sayılabilecek dert sahibi Müslüman hanımefendi, kendi zamanlarında
insanlara faydalı olmayı hayatlarının tek gayesi bilmişler, evlerindeki konforu ve rahatı ihtiyaç sahipleri için terk etmişlerdir. Babamın evinde hep talebe gördüm. Hep toplantı gördüm. Hep gelen giden gördüm. Hep yedirmek, içirmek gördüm. Hep fakir fukara gördüm. Herkese aynı seviyede muamele edildiğini gördüm. Temel sağlam olduğu için ben de duramıyorum. Birkaç arkadaş fakirlere bir kilo şeker verir misiniz diye başladık etrafımızdan. Ve bu o kadar güzel tuttu ki bir anda Doktor Gülsen'in Beyazıt'taki evinin bir katını biz malzemeyle doldurmaya başladık. O zaman dedim ki babama, baba biz cemiyet kuralım. Ne duruyorsunuz dedi. Nasıl babam ilim yaymayı kuyurduysa ben de bir cemiyet kurmak istedim. Ve böyle Doktor Gülsen Hanım, Mısırlıoğlu, Mukaddes Çıtlak, böyle arkadaşlar bir araya gelip de istedik ki bir cemiyet kuralım. O zaman Hanımlar İlim Yayma Cemiyeti'ni kurduk. Faaliyetimiz ilk önce talebe. Talebe okutmak, talebeye burs. Fakir fukaraya erzak dağıtmak. Fakir fukaranın arkasında olmak. Cemiyet günlerinde cemiyete kimin bir eksiği varsa onu gidermek. Bu toplantılarda şortlu da geliyordu. Şortuyla. Çarşaflı da geliyordu. Fakir de geliyordu, zengin de geliyordu. Halen de evime aynı şekilde gelirler. Hiç kimse kimseyi en ufak bir şekilde sorgulamaz, küçüklemez. Herkesin ne derdi varsa o görülür. Şadırvan dergisinden Amram teyzeyi takip ederdim ben mesela. Güzel yazıları olurdu. Küçücük bir dergi, 3 ayda bir çıkıyor fakat çok büyük ses getirdi. Demek susamış bizim camia. Hani istediklerini görmek, okumak istiyor. Onlara hem eski büyüklerimizden bahsediyoruz, tasavvuftan bahsediyoruz. İyi ilişkilerden, güzel ilişkilerden, dini sohbetlerden, tatlı sohbetlerden, her türlü güzel ilişkilerden hep bahsederdi Amram teyze. Mesela yazıları müzakere ederdi, o da yazı yazardı. O da müstahar isim kullanırdı, Haynusa Özkul diye falan. Biz hepimiz, hep konuşmalarımız vatanımız, milletimiz için oldu. Anlatabiliyor muyum evladım? Kimi ifna edersem diyeti banadır. Ne kadar dindar olursan ol, birlik ve beraberliği her işin üzerinde tutmadıkça, herkes kendi başına buyruk hareket ettikçe bir yere varılmaz. Eşim Erzurumlu, en meşhur bir ailenin oğludur. Erzurum'u Osmanlılara hediye eden Selçuk Türklerinin Süleyman Bey'in torunlarındandır. Zekai Telli Bey oğlu. Ve ilk Türk Talebe Birliği'nin azalarındandır. Nurettin Topçu falan onlar hep beraber olan insanlardır. Nurettin Topçu vasıtasıyla bir de Profesör Fındıkoğlu vasıtasıyla iki taraftan bir teşebbüs olarak evlendik. Öyle tanıştık. Babam 49 yaşında vefat etti. Babam da aslında çok önemli bir aileden geliyor. Erzurum'un çok önemli bir ailesi. Babamın dayısı Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk millet meclis başkanı Durak Bey. Orada kendi dedesi de kendi babası da Ermeni mezalimini birebir yaşamış insanlar. 6 yaşında oğlum, 7 yaşında kızım, beyimi kaybettim. Ben yetim büyütürdüm. Biz babasız büyüdük. 7 yaşındaydım ben. Kardeşim 6 yaşındaydı babam vefat ettiğinde. Annem çok fedakar. Aynı zamanda o fedakarlığının da şefkatli ve otoriter bir anne. Hem annelik hem babalık. İlkokulda kızıma ders veriyorum. 10 tane 15 tane evimde ilkokul ansiklopedisi var. Hazırlıyorum. Kızım götürüyor okula. Öğretmen o kadar memnun kalıyor ki
annenle tanışmak istiyorum diyor. Ben de tanışıyorum kendisine, gidiyorum. Bazı günler annesi hasta. Hastaneye girecek, ben okuldayım. Bir gün bir kapı açıldı, bir bey girdi içeriye. Kolay gelsin hocanım dedi ve geldi oturdu sıraya. Ben hiç aldırmadan dersimi devam ettim. Matematik olsun, sosyal olsun, ne olursa olsun anlatmaya devam ettim. 2 saat dersten kalkmadı müfettiş. Meğer müfettişmiş. Hocanım dedi, çok teşekkür ederim dedi. Fevkalade memnun kaldım dedi. Nereyi isterseniz dedi, oraya veriyorum sizi dedi. Güldüm. Müfettiş Bey dedim, ben hoca değilim, ben veliyim. Şaşırdı adam. Ne olur dedi, devam edin. Annem çok güçlü bir insan. Bizi, her ikimizi de, hem kardeşim hem beni, hem anne hem baba olarak o otoriteye sahipti ve o şefkate de sahipti. Bize hiç hissettirmedi. Kızım Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi'nde. Kızım o zaman küçüktü. O başa çık, daha henüz farz olmamıştı. Ama yine de başörtülü okuyordu. İhtilal olunca başörtü meselesi çıktı ortaya. Kenan Evren'i aradım 2 kere. Birisinde cevap verdi, birisinde cevap veremedi. Ve sonra Bülent Ulusu başbakandı. Ben kendisini aradım 1 kere. Okullardan, şeylerden işte sordum, söyledim. Gayet güzel cevap verdi. Kendi bizzat. Güzel konuştu, etti. Ne söylediysem tüm maksat başörtü meselesi. Hamra Hanım, Hamra Hanım dedi. Öyle bir kanunlar getiriliyor ki dedi. Halk bunun üstünden gelecek dedi. Kimin diyeti benim üzerime olursa, onun diyeti benim cemalimdir. Selam sadece iyi dilek ve temennilerin sözle ifade edilmesinden ibaret kuru bir görev değildir. Gerçekte selam, yolda karşılaştığımız bir kardeşimizin ihtiyacının bulunup bulunmadığını öğrenip elimizden geleni yapmaktır. 50 senedir hemen hemen Büyükada'ya geliyoruz yazları. Bir tek komşumla en ufak bir problemim olmamıştır. Bizim çok sevdiğimiz Hamra teyzemizdir. Muhakkak onun elini öperiz, duasını alırız. Önemli bir işim olursa Hamra Hanım benim için dua eder misin derim. Sevdiğim, saydığım, hürmet ettiğim bir komşumdur. Dini bütündür ama bunun yönünde de çok ufku açıktır. Her kesime hitap eder. Onun için bütün dinler, ırklar o insana insan gözüyle bakar. Onun için insan olması yeterlidir. Onu yetiştirenler Osmanlı'nın son döneminden başlayıp Cumhuriyet döneminde de yaşamış olan değerli şahsiyetlerdir. Onlardan aldığı eğitimle, öğretimle ve davranışlarla bizlere de örnek şahsiyet oluşturmuştur. Müslüman kendisi için yaşayan insan değildir. Müslüman başkası için yaşayan insandır. Annem hep böyle yaşadı. Bizi de böyle yaşamamızı istedi. Böyle öğretti bize. İmandan kayıp en büyük korkumdur. İmanımızı kaybetmeyelim. Yoksa biri açıkmış, biri kapalıymış, biri şuymuş, buymuş diye benim böyle bir hesap vermeye, hesap yapmaya cüretim de yok, haddim de yok, hesabım da yok. Onun sahibi Allah. Babamdan, dedemden, ailemden de gördüm. Her hareketimi Peygamber Efendimizin ahlakına ölçerek yapmak isterim. Peygamberimiz ne diyor? Siz günahsız ağızla birbirinize dua edin diyor. Benim günahım bana ama sizlere değil, etrafıma değil. Onun için hep birbirimize hayır dua etmemiz lazım. Dua çok önemli.